Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf fen bilimlerinin ikinci denemesinin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarını önlemek amacıyla yapılmıştır demiş. Fabrika bacalarına filtre takılması, evet çevre sorunlarını önlemek için. Suni gübre kullanımını arttırmak, sanki bu bize evet gibi geliyor ama suni olmaması gerekiyor arkadaşlar. Doğal gübre kullanımını arttırmak olması gerekiyordu, eledim. Sıvı atıkların arıtılmasını sağlamak, evet nedir? Suyumuzun temiz olmasını sağlar. O yüzden bu da doğrudur. Yani cevabım benim 1 ve 3 olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda yapılan uygulamalardan hangisi çevre kirliliğini azaltmaz diyor. Pet şişelerinin geri dönüşüm kutularına atılması tabii ki de çöp yığınlarının oluşmasını engeller. Ekonomimize geri dönüşüm katkı sağlar. Meyve kabuklarının toprağa gömülmesi tabii ki de. Sanayileşmenin artması. Hayır, tabii ki de sanayileşmenin artmasıyla çevre kirliliği ne olacaktır? Artacaktır. O yüzden nedir? Cevabımız Ceyhan'dır. Fabrika bacalarına filtre takılması tabii ki de bu da ne yapacaktır? Hava kirliliğini önleyecektir. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki yakıtlardan hangisi daha az hava kirliliğine neden olur demiş. Buraya baktığımızda arkadaşlar katı yakıtlar çevreye en çok zarar verir. Sonra sıvı yakıtlardır. Sonra ise nedir? Gaz yakıtlardır arkadaşlar. O yüzden doğal gazda bir gaz yakıt olduğu için yani fosil gazlardaki fosil yakıt olduğu için daha az kirliliğe sebep olmaktadır. Gelelim dördüncü sorumuza bakalım. Yıkıcı doğa olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Alttan başlayalım bu sefer. Yıkıcı doğa olayları insanlar tarafından önlenemez. Doğru. Aniden gerçekleşir. Doğru. Can ve mal kaybına neden olur. Doğru. İnsanlar tarafından sebep olur diyor. Hayır. Doğa. Yani doğadan kaynaklanan bir olaydır. İnsanlar tarafından sebep olmaz. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yıkıcı doğa olayı değildir diyor. Deprem, kasırga, sel. Bunlar nedir? Yıkıcı doğa olayıdır arkadaşlar. Ama Meltem yıkıcı doğa olayı değildir. Altıncı sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi heyelanı arttıran faktörlerden birisi değildir demiş. Heyelan olabilmesi için ilk önce arazinin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eğimli olması gerekiyor. Tabii ki de orada aşırı ne olması lazım? Yağış alacak ki. Heyelan neydi? Toprak kaymasıydı değil mi? Toprak kayması için oranın eğimli olması gerekiyor. Aşırı yağış alması gerekiyor. Doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi gerekiyor. Evet. Rüzgarların fazla esmesi. Hayır, rüzgarların fazla esmesi bunu yani heyelanı arttıran bir sebep değildir. O yüzden cevabımız Denizli şıkkı olacaktır. 7'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gerekiyor? Bu çok önemli. Deprem sırası mı yoksa deprem sonrası mı? Bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Rafları duvara sabitlemek. Ben bunu deprem sırasında yapamam. Nedir bu? Deprem öncesinde yapılması gereken bir iştir. Deprem çantası hazırlamak. Yine ben bunu deprem sırasında o anda yapamam. Bu da olmaz. Pencere ve kapılardan uzak durmak. Evet, ben deprem sırasında pencere ve kapılardan ne yapabilirim? Uzak kalabilirim. Denizli şıkkına bakalım. Diyor ki aile afet planı oluşturmak. Bu da yine nedir? Depremin öncesinde hani ben bunu kendimi hazırlamam gerekiyor. Bu da olmayacaktır. 8. soruya bakalım. Depremle ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. Gene sondan başlayalım. Depremin oluşma tarihi verilemez. Şu saat, şu tarihte, şu günde diyebilir miyim? Hayır diyemem. Doğrudur yani bu. Deprem öncesinde deprem çantası oluşturulmalıdır. Kesinlikle öyle. Deprem çantasının önemini söylüyoruz zaten. Depremden korunmak için yerleşim yerleri fay hatları üzerine kurulmamalıdır. Evet. Zaten mesela depremin çok olduğu yerlere baktığınızda o yerlerde daha çok böyle fay hattı üzerinde olduğu için nedir? Depremler gözükmektedir. Eğer oraya da hani evler yapıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Binaları çok sağlam bir zemin üzerine yapmamız gerekiyor. Ülkemizde deprem nadiren görülür. Hayır, böyle bir şey yoktur. O yüzden bu yanlıştır. Gelelim 9. sorumuza. Heyelandan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır diyor. Eğimli araziler ağaçlandırılmalıdır. Yerleşim yerleri heyelan bölgelerine kurulmamalıdır. Şöyle bir şey arkadaşlar. Heyelanı ben çok fazla engelleyemiyorum. Çünkü toprak kayması olduğu için yapamıyorum. Ama ben oraya eğer yerleşim yerlerini yapmazsam evet bir nebze can kaybına ya da mal kaybına en aza indirebilirim. Heyelan olabilecek yolları istinat duvarları yapılmalıdır. Evet, yine aynı şekilde yine en aza indirebilirim. Heyelan tatbik
tasfiyekat yapılmalıdır. Evet, burası da olmalıdır. Şimdi şuna bakalım. Eğimli araziler ağaçlandırılmalıdır. Aslında bakıldığında böyle evet ya çok doğruymuş gibi geliyor ama hayır arkadaşlar. Şimdi ben eğimli araziye ne yaptım? Ağaçları şöyle diktiğimi düşünün. Evet, ağaçları diktim. Zaten toprak kaymasıyla bu ağaçlar da gitmeyecek mi buradan? Gidecek arkadaşlar. Yani ağaçlandırma kişi nerede faydası oluyor? Selde. Anlaştık mı? Ama heyelanda ağaçlar onu engellemiyor. O yüzden Adana şıkkı yapılmaması gereken bir şıktır. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği olumsuz etkilemez demiş. Orman yangınları, insan nüfusundaki artış, tarımda zirai ilaçların kullanılması bunlar etkiler. Ama insanların bilinçlendirilmesi tabii ki de olumsuz etkilemez. Ne kadar bilinçli insan olursa biyoçeşitliliğim benim o kadar korunmuş olacaktır. O yüzden cevabımız da denizli şıkkı olacaktır arkadaşlar.